karşılıksız çekten sonra geldik bir de dolandırıcıların radarına. Yeni yöntemler var, eski yöntemler var. İşte giriyorlar bir tane sosyal medya sayfasına. Bir elektronikçiymiş gibi, bir bayiymiş gibi davranıyorlar. Alıyor başkasının vergi levhasını, yapıştırıyor oraya. Sonra insanlar telefon almak isteyince bakıyorlar ki ya güvenli bir sayfa bu galiba. E, fotoğraf var. Bakıyorlar yorum yazanlar da epey fazla ulaşmışlar, iyi çalışıyorlar. Örgütlü bu dolandırıcılar. Sonra para transferi gidiyor. Sonra da bir daha ne geri dönüş oluyor, ne irtibat oluyor. Girip yorum yazsan anında siliyor. Örgütlü, başkasından da çarpacak. Öyle büyüyecek. Bu öyle bir dönem. Yozlaşmanın arttığı dönemde dolandırıcılığa dair kitaplar yazılıyor. O kadar çok örnek oluyor ki, o kadar çok değişiklik gösteriyorlar ki. Şimdi bankaların ödemelerde kolaylık olsun diye başlattığı yeni transfer uygulaması. Bakın buradan da bir pay koparma noktasında dolandırıcılar anlatalım. Dikkatsiz bir ana denk gelirse paranın işte tek bir onay tuşuyla bastım karşı tarafa gitti. Şimdi bu düzenlemeye karşı uzmanların uyarıları var. Pür dikkat izleyelim lütfen. Yenisi gelene kadar son yöntemleri bu gibi. Dolandırıcı şu anda günümüzde bayağı bir yaygınlaştı. Nereden ne geleceğini kimse bilemiyor. Bazen anlamıyor ya da dikkatsiz anına denk geliyor. Aman dikkat, dolandırıcılar yeni bir yöntemin peşinde. Bankaların başlattığı bir uygulama, ödeme iste. Kolaylığı olduğu kadar zorluğu da var. Mesela bu mesajla karşılaştığınızda sizi internet bankacılığına yönlendiriyor ve dikkatsiz anınızı denk gelir ve bu butonu onaylarsanız paranız dolandırıcıların hesabına geçebilir. Bankaların bir süre önce başlattığı ödeme iste uygulaması, cep telefon numarası ya da IBAN'la para transferi kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak günlük hayatı kolaylaştırmak için düşünülen sistem dolandırıcıların ağında. Çok fazla teknolojiye yatkın olmayan, yaşlılar ya da sürekli bankada işlem yapmayan öğrenciler, çocuklar ya da buna yatkın olmayan diğer vatandaşlarımıza ödeme iste butonuyla bir dolandırıcılık yöntemi haline getirdiler. Uzmanlar aceleyle yapılan kullanıcı hatalarına karşı uyarıyor. Böyle mesajlar da tabii ki bize düşüyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Tabii bilinçlendirilmesi lazım. Ya dün de geldi, bugün de geldi bana. Hemen kapattım, hiçbir yere basmadan kapattım. Bankadan bir mesaj geldiği için biz çok daha kolay ikna oluruz. Burada tabii ödeme isteyen kişinin adı mesajınıza geliyor. Onun IBAN'ı da belli. Sizin hesabınızdan giden kimin olduğu, kaç para gittiği, hangi IBAN'a gittiği belli ama siz bunun peşine düştüğünüzde zaten o kişiye artık ulaşamıyorsunuz. Uygulamayı bilmeyen çok ancak hileye düşmemek için butonu kapalı tutmak çok önemli. Tek bir tuşla oluyor e, değil mi? De tuşla düşüyor. Belki siz o anda dikkatsizsiniz, dalgınsınız. Bu şekilde dolandırılmak istemiyorsak en kolay yolu bu açık ve kapalı kısımlarına dikkat etmek ve kapalı halde tutmaktır. Bunu bildiğim iyi oldu bilmiyordum yani. Teşekkür ediyorum. Yine dikkat ederiz daha dikkatli oluruz.